Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Başak City maçına doğru ilerleyelim. Ondan sonra bir Türkiye kupası var. Onu rotasyona bırakırız. Sonra da bir Trabzon maçını oynayacağız. Ve ara transfer dönemine giriş yapacağız. Ara transfer dönemi demek tabii ki 6 ay sonra serbest kalacak oyuncuların belirlenmesi demek. Bakalım oralarda bir hamlemiz olacak mı? Aslında Barbosa hamlesi mantıklı gözüküyor ama... ...Pedrinho'dan çok vazgeçmek istemiyorum. İlgi de var gerçi ama... ...onun driblingi çok önemli bizim için. Yani bitiriciliğinden daha önemli diye düşünüyorum. Pedrinho'nun bitiriciliği var ama... ...şunu hatırladım Pedrinho ile ilgili. Yani özellikle kanat oyuncularında, kanat forvetlerde... ...içeri doğru kat ederken topu kaybettiği zaman... Ee, çok büyük dezavantaj yaratıyor takımına. Pedrinho'nun güzel özelliği bu. Ya Pedrinho topu aldığı zaman biliyorsunuz ki hızı var, dripling'i çok iyi ve gidiyor. Ya yani en kötü ihtimalle kaleye vuruyor, out oluyor. Ama Barbosa gibi oyuncularda kanat forvet oyuncularında şöyle bir sıkıntı var. Ee, topu kaptırma ihtimali çok yüksek oluyor. Aha bin aldık. Vaa wow, 50. maçını oynadı. Güzel Allah bereket versin. O yüzden Barbosa konusunda biraz temkinliyim. Ee, Barbosa'yı almama ihtimalim var. Maksimum yine 75 dakika diyor. O zaman şöyle Ahmet yapalım da ondan sonra sokarız. Kimi çıkartayım? martinez çıkartayım şey sokacağız zaten felipe'yi sokacağız kadro da bu şöyle girelim oynayalım ee, kaç puan en son 7 puan vardı puan farkı arttı mı acaba artık yavaş yavaş onlara 15'lere çıksa güzel olacak Maça başlayan taraf Başak City. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Başak City çok geriye düşmüş ya. Normalde takımlar e, bu sezon yapay zeka daha iyi diyordum. En azından takımlar iyi transferler yapıyor diyordum ama Başak City üstüne koyamadı gibi gözüküyor. Pedrinho, Hakan, Rodriguez. Rodriguez ah be! Aslında Başak City'nin FFP'si de yok. O biraz beni açıkçası umutsuzluğa düşürdü Hep şey diye düşünüyordum FFP bittiği zaman Çok daha iyi transferler yaparlar diye düşünüyordum Aslında şöyle baktığın zaman Silimani Fena değil Viska falan da fena değil Ya bunların hiçbirisi fena oyuncular değil de Açıkçası hiçbirisi beni zorlayacak takımlarda kuramadı yani. Bakacağız ya. Yaratıcı olun diyeceğim. Biraz daha genişliği arttıralım her zamanki gibi. Pelegri sarıyı gördü. Hemen Pelegri'ye bir sakinleş diyeceğim. Biraz daha kanatlara yönelik oynayalım. İki tane adamlar kaç tane dizmiş oraya? Ya? Üç, dört, yedi tane oyuncu dizmişler oraya. Valla en iyisi herhalde şöyle yapmak olacak. Ölümüne defans yapıyorlar ya. Aman diyeyim Hüsam Ahmet taç çatışını kullandı. Hüsem yapma bunu ya. Pelegre. Vur be. Ne yaptın lan? Şimdi Edin Viska'da top. Silimani'ye doğru Hüsam çok güzel aldı. Silimani boyundan posundan utan be. Ruben sağ tarafta boşluğu buldu. Boşlukları sever. Bu da çok kötü. Eski Ruben yok ya. Tam zamanında sattık. Cık. Rodriguez şu vuruşların biraz daha güzel olsa. Şeye bir daha bakacağım. Hüsam'da şimdilik sıkıntı yok gibi ya. Rodriguez açsın ortasına. Semih vur genç Semih. Oha Semih ya. Hadi Hüsam'ı da riske atmayayım ya. Önümüzde şimdi bir Şampiyonlar Ligi var. Gerek yok. Ryan'la başlıyoruz ikinci araya. Ryan aldı gitti verdi Pellegriniye. Pelegri uzaktan denedi. Az farklı dışarıda. Christian Ahmet'le başladı. Ahmet'ten Rodriguez'e güzel pas. Rodriguez'den Hakan'a. Hakan ilerliyor. Bak Ömer boşta. Ömer'den tekrar Hakan'a. Hakan, Hakan verdi top. Bak sağ tarafı gör. Vur ona. Orada bir penaltı var galiba. Hakem git bir bak hakem. Güzel. İşte bu kadar. Şimdi, Enesken, Belegrin'in sarısı da var. Onu da çok fazla yormayalım. Gerçi şeyden sonra iyice dinlenecekler. Trabzon maçından sonra bir tatile çıkacaklar ama. Pedrinho güzel. Verdi Hakan'a. Ne yapıyorsunuz oğlum? Önünüz bomboş yapın bir şeyler. Ryan. Hakan bitir artık oradan be. İşte bu kadar. Aslanım benim. Çok güzel bitirdi. Evet 65 oldu dakika. Artık yavaş yavaş Luis Felipe'yi ısındırmaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne kadar hazırlamamız lazım. Pedrinho Rodriguez filan bayağı yoruldu Onları Trabzon maçında değiştireceğiz Tempo iyice indireyim de Sakatlık makatlık bir şeyler çıkmasın Taç atışını Ruben kullandı Pedrinho da top kaptırdı Biraz yorgunluk da var artık Son saniyeler Rahim'den Hakan'a Hakan'dan Rodriguez'e tekrar Hakan. Ryan kaptırdı olsun. Santiago var ya top kapmada efsane ustalaşmaya başladı. Güzel galibiyetti çocuklar. Aferin. Hemen 500 bin euromuzu alalım. Evet. Beşiktaş'ı bekleyeceğiz. İyi ki çıkarmışım var ya. Şuna bir 3 gün vereyim de. Evet, Santiago bir dahaki maçta yok. En iyi performans Hakan'dan. Pedrinho kendini geliştirmi. Oo, beyler, beyler. Pedrinho bir patlama yaptı orada ya. Karar alma 14, konsantrasyon 14 olmuş. Çok güzel. Çok 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 güzel. Aslanım benim be. Var ya şampiyonlar ligine bomba bir Galatasaray geliyor. Efsane bir Galatasaray geliyor. Artık bu takımda final kapılarını kırmazsa hangi takım kırar bilmiyorum. Devam. Geç. Kozan Belediye gençlere oynatmak için ideal bir maç. Enes'i menesi oynatalım. Yeterince forma fırsatı bulamıyor. Mehmet'i yavaş yavaş bu tür maçlarla birlikte alıştırmaya çalışıyoruz. Mehmet'in daha çok yolu var. Yani açıkçası yeterince hızlı gelişmiyor. Gelişiyor ama yeterince hızlı gelişmiyor. Bir Christian gibi çat 18 yaşında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları oynamaya başlamadı. Öyle bir fırsatı da şu an veremeyiz. Yani hedefimiz olmasa tamamen genç oyuncu yetiştirmeye odaklı olsak aslında yapılabilir. Hadi bakalım. Güzel. Enes de fena gelişmiyor. İki kanattan da ceza sahasına kat eder. Yani driplingi çok iyi değil. Allah Allah. Kural çekimleri Ocak'tan sonra değil miydi ya? Transfer dönemi bittikten sonra çekiliyor diye hatırlıyordum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım ya neler var. Hoppa! Ben size dedim bu sene kurallar zor diye. Ne lan bu? Ne lan bu? Bence var ya biz çok fena fırsatlar kaçırdık. Ben size söyleyeyim. Şurada bir Porto var. Belki Milan, Inter hiç öyle Eskisi gibi değil çünkü biz ona bir orta saha sattık bile. Icardi'si Mikardi'si var. Daha bir de Martinez var yedek yani. Ki o da aslında oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi. Potansiyeli şeyle eşit gözüküyor Pellegrini ile. İnşallah Porto çıkar ya. Dortmund da çıkabilir. Dortmund'u tokatladık nasılsa. Haydi bismillah. Koy be. Koydu be. Aslanım benim. Yine kötü oğlum öyle demeyin. Liverpool çıksa daha mı iyiydi? Porta çıksa en güzel olurdu da. Benfica filan da varmış ya. onları ben görmedim mi? Oo, Bayern Münih Manchester City erken final. Barcelona Tottenham fena maç. PSG Juventus fena maç. Şunlar birbirini bir kırsın ya. Kıran kırana bir geçsin. Milan ne yapıyorsun? Beyler Milan da boş değil de. Diğerlerine göre yani yine Bitik altta. Yoksa Bonaventura bilirsiniz Giacomo bayağı iyi oyuncu. Cutrone'yi konuşmuyorum bile. Belotti'si var bunun yanında bir de. Ha bunlar da fena. Franke'si var. Kalecisi zaten Donnarumma. Olsun olsun. Yine de Milan bana biraz daha dişimize göreymiş gibi geliyor. Ne zaman maç? 13 Şubat. Hadi bakalım. Yalnız 2'dir ne istesem veriyor var ya. Seviyorum bu oyunu. Bir de her zamanki gibi çeyrek finalde PSG gelirse her şey çok güzel olur. Devam. Oo. Atalayma yeni kurtulduğu için. Aynen. Seni çok seviyorum ya. Hakikaten seni çok seviyorum. Yüzünden anladım var ya bu çocuktan olur dedim. Marcelo Gomez çıkar abi. Bunlar da çıkar. Hani oğlum bir şey bulmamışsınız ki. Siyah ekrana siyahla yazdığınız çok güzel olmuş. Biz hiçbir şey görmeyelim. Bulunan oyuncu sıfır diyor ya. Brezilya'dan nasıl bir şey çıkmaz ben anlamıyorum. Brezilya'da bitmişse biz kapatıp gidelim. Valla bu işi unutun beyler. Yalnız Napoli'de şey var. Guardiola var ha. Napoli'de boş değil. Zaten şu çocuğu almalarından belliydi ya. Tete'yi Mete'yi de almış. Var ya yine kendine göre bir şeyler kurmuş Allahsız Guardiola. Yalnız şu Guardiola'nın kovuluşunu ben hiç anlamadım bu oyunda. Adam Şampiyonlar Ligi kazandığı sezonda kovuldu. O orada bir şeyler yaşandı ya. Baksana abi. Bak kovuldu. <laughs> Ertesi gün filan kovdular herhalde ha. Kesin bu yönetimden bir şey istedi. Vermezseniz görevime devam edemem filan bir şey. Rest çekti. Resti gördü herhalde. Manchester City yönetimi. Kovdular adamı. Bilmiyoruz ne oldu. Ne çabuk aldı uluslararası beyi ya. Hadi bakalım. Devam. Bizim asistan bayağı bir hazırlık maçı koydu oraya ya. Neyse duruma göre ben onları bir ayarlarım. Şu neymiş? Defansif orta saha. Geçer bundan çok bir cecik olmaz. Şuraya bir rotasyonu yapıştıralım, tamam mı? Rotasyonu ben bir kaydedeyim ya. Luis gel, ondan sonra cıma. Olcay gel, buradasın. Yusuf soldasın. Hakan. Recep. Tamam. O gün değil semi o günü de şöyle yedeye koyalım. Sola Ömer'i koyalım. Emre, Emre gideli çok oldu. Şu yedeklerden de. Enes'i Az takıma koyacağım. Ali Yavuz'u yedeye koyacağım. Demircan dursun. Girmez ama neyse. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Asıl istediğimiz şu. Şöyle bir kaydedelim. Ondan sonra ayarlamalarımızı yapalım. Tamam. Sakatlıktan dolayı şuraya Hakan'ı alacağım. Ee, Luis Felipe'yi yedeğe koyacağım. Çünkü Luis Felipe'nin hala kondisyon toparlamasını istiyorum. Başka da yok. Başka da bir şey yok. Bakayım. Ryan. Pardon Ryan'ı unutmayalım. Ryan da aslında bir önceki maç şey oynadı. Erken çıkarttım. O yüzden o da şeyden girsin. 45'ten girsin. 99 olsa direkt Ryan oynatabilirim. Soktunuz mu şeyi? Evet. Louis de girmiş. Ryan de girmiş. Tamam. Yusuf'tan 3 gol. Güzel. Hadi bakalım Olcay göster kendini. Olcay da böyle biraz ufak ufak ilerleyen oyunculardan. Şu ana kadar bir patlamasını çatlamasını görmedik ama. Zaten şey olduğu için çok belirli bir seviyede bir e, baksana yeşil yapmış. Oo, bayağı alışmış beyler güzel. Zaten belirli bir seviyede altyapıdan çıkan bir oyuncu olduğu için. birden patlamasına gerek yok ama yine bir 23 maç yaptı ya. Santos Fernando Santos. Devam. Evet. Trabzon maçı son maçımız. Ondan sonra ara transfere giriyoruz. Hemen bu bölümde bir sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncuları bir inceleyeceğiz. Ne yapabiliriz? Kimi alabiliriz? Kimi satabiliriz? Onlara bir bakacağım. Bu sezon açıkçası çok fazla bir şey yok gibi hatırlıyorum. Bizim ilgimizi çekebilecek. Yine bir bakarız. Christian'ı bir daha övmeyeyim ya. Ondan sonra daha konuşmaya hazır değilim hazır değilim bir triplere giriyorlar. Bayağı övdüm çünkü. Yine 2-3 haftadır e, en çalışkan oyuncular kapsamına giriyor. İyi ona da böyle biraz dinlenme oldu. O maçında oynatmadık. Geç abi. Tamam. Adana Demirspor'la eşleştik. Sıkıntı yok. Evet. Bu da iyi bir çocuk. Eğer Pelegri elimde tutamazsam bunu alacağım. Devam. Allah Allah. bunu elinde tutsan ne olacak, tutmasan ne olacak? Belki Rize için iyi oyuncudur da, yani 475 almışlar. İdare eder. Şeye bakalım, Beşiktaş'ın ne durumda? güvende. Bu tür şeyler şunu gösterir. Kulübün harcayacak çok fazla parası yok. İdare eder. Evet. Şu an herhalde zengin olan bir tek biz varız. Evet. Zengin olan bir tek biz varız. Bakayım. Listemize eklemişiz herhalde bunu. Evet. dursun bir pro lisans alınca ne durumda olacak ona bir bakalım. Evet Pelegrini ters bir hareket yaptı. Soğuk algınlığı 3-4 gün. Deve gönderim. Ya zaten var ya şu sakatlıklar olmasa ben dişimi kıracağım. Oynamadı çocuklar biliyorsunuz. Bir de ertesi günde rejenerasyon vardı. Ona rağmen sakatlandı. Yazılmayın, yazılmayın. 5 5 ya. TR'e bak. 1 milyar 6610. 1,5 milyardan fazla. Yan stadyumu çok güzel değilmiş. Devam. Evet Trabzonspor maçı ile birlikte çocuklar tatile gidecekler. Biz de hemen transfer meselesine gireceğiz. Önüne geleni gazeteci yapıyorlar herhalde. Bizim taraftarlar ata atarlandı ya. Takım için yeterli bir oyuncu değil bir an önce satılmalı. Bu var ya. Kripto Fenerli ben size söyleyeyim. isminden belli. Berkehan. Fake beyler bu hesap fake. Bu nasıl bir transfer? Allah Allah. Bir an önce formumuzu geliştirmemiz gerek yeterince iyi değildik diyor. 16 maçta 15 galibiyet bir beraberlik almışız ha. Beğenmedikleri performansa bak. 9 puan olmuş. Bizim taraftar kafayı kırmış ya. Devam. Demek ki ben 3-5 maç yenilsem bunlar beni direkt kovacak. Oo, Beşiktaş'tan beraberlik. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Başak City yener mi? Bilmiyoruz. Bakacağız. Oo, Başak City 5-3 yaptı ya. Volkan ne yaptın oğlum? Bir de gitmişsin kendi kaleni atmışsın ha. Yiyin birbirinizi ete para vermeyin. Şimdi ben izninizle kalkışa geçiyorum. Trabzon maçı ile birlikte. Yalnız Pelegrini filan yok. O biraz sıkıntı oldu. Döner mi bilmiyorum da. Kadromuzu ayarlayalım. Evet Pelegrini yok. Santiago yok. Douglas gel. Hakan'ın yorgun olması iyi olmadı. Ryan'ın soğuk algınlığı var. Enes'i de alalım. Olcay'ı da alalım. Evet böyle gideceğiz. Yine de çok sağlam bir kadromuz var. Bence Trabzon'u yenmeye kolaylıkla yeter. Yetmesi lazım. Bir tek Pellegrini yok. Bir de Santiago yok. E Douglas da yani boş oyuncu değil. Hakan da boş oyuncu değil. Biraz yorgun sadece. Alevuz da sakatlandı. Vallahi bizim sakatlıklar yine başladı ya. Bir tane bölüm geçmiyor ki sakatlıksız bitsin. Allah Allah geleceğin yıldızı 79 diyor. Fena değilmiş aslında da bizim orta sahaya ihtiyacımız yok. Barboza, Barbosa'nın çakması. Arjantin malı. Hayda. Hüsam oynasın abi. Bu kadar da değil. Orta saha yedeği var mı? Ya var ya bu oyun ne yaptı etti yine beni orta sahada yedeksiz bıraktı ha. Ulan var ya. Az değilsin. Ha bir de Hüsam'ı sakatlarsın maçta. Of. Fıstık gibi olur. Oha. Demir ağlarla ölmüş ya defansı. Bizim var ya direkt şeyi açmamız lazım bence. Hücum genişliğini açmamız lazım ki rakip defans da açılsın. azimle oynayın diyorum. Ruben Taçatışın kullandı. Pedrinho verdi pasını Hüsam'a. Hüsam, Hüsam. Aron'a çevirirse tehlikeli olur. Çevirdi. Vur ona. Çok kolay oldu. Dakika 3. ilk golünü attı bile. Pedrinho verdi pasını Hüsam'a. Hüsam, Hüsam. bakta etrafına çok güzel bir top gördü. Aron'a. Aron Hemen çevirdi içeri. Güzel çevirir. Pelegri de var ya. Yine de şahlanıyor aman diye kalkmış oradan ya. Çok güzel zıplamış. Zaten zıplama son yedi. Aman. Aman diyeyim. Gerginliğe hiç gerek yok. Sakin ol. Yaratıcı olun diyorum. Hakan. Bu sefer gol mü? Ne yazık ki değil. İlk yarım saati geride bıraktık. Biraz daha istekli oynayın diyorum. İkiyi de atalım da. Bir tık daha genişleteceğim. Evet ilk yarı 1-0'lık galibiyetle sona erdi. Kendinizi kanıtlayın dedim ama çok motive olmadılar. Keşke rehavete kapılmayın deseydim. İkinci araya başlayan taraf Galatasaray. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Douglas da gördü. Onun yanına bir de Ruben eklendi. Ha Pedrinho'y de da bir daha sakinleştirelim. Hayır. Ya beyler ne oluyor size ya? Belliydi bu oyunun bana bir şey yapacağı. Yedek de yok şimdi. Kimi sokayım ben oraya? Şöyle yapacağım. 4-2-4'e dönmenin zamanı geldi. Şöyle yapayım ya. Şöyle yapayım. Aslında bir de Pedrinho'yu da çıkartmak lazım da Hadi çıkartayım ya. Bir değişiklik hakkım daha mı var? Gel. Bunların rollerini ben niye ayarlamamışım? Martinez indirdi. Verdi topu Ramos'a. Ramos'tan Ruben'e. Ruben içeri doğru kat etti. Pelegri'ye verdi pasını. Pelegri kaybetti. Orada tekrar aldı. Tekrar kaybetti bir şeyler. Bedriyo vurdu ona. Ya aslanım benim ya. Öyle bir girdin öyle bir çıktın ki. O zaman iptal mi edeyim? Normalde Rodriguez'i çıkartırdım da. O yüzden. Ne yapayım? İptal diyeyim ya. Pedrinho çık. Tamam mı? Hakan yorulmuş. Yusuf gel. Bir de şöyle dalot yapalım. Hemen cevap geldi ya. Taktik değiştirmeye gerek kalmadı. Şunu kontrollü hücum yapalım. Tamam. Yusuf. Ne yapıyorsun Yusuf? Hüsam'a verdi. Hüsam çevresine bakıyor. Dalotu gördü orada. Dalot'tan tekrar Hüsam'a. Hüsam'dan Recebe, Recep. E. Recep. Verdi Dalot'a. Dalot içeri kat etti. Tekrar Recep'e. Recep'ten Hüsam'a. Hüsam ufak ufak ilerledi. Orada solda boşluğu gördü Aron'a. Martin. Açtı ortasını. Pelegri. Nasıl kaçtı o ya? Oo. Douglas için kolay bir top. Şimdi Hüsam'da. Hüsam, Yusuf, Aptın ya Yusuf Allah belanı versin ya. 2-2 oldu mu şimdi? Ya şu oyunu biraz konsantre olun ya. Al abi rölantiye. Kalmış 4 dakika. Şimdi yiyeceğim. Dalot. Pelegre. Yusuf koş Yusuf aç bir ortanı görelim. Vur be. Ramos'tan çok güzel müdahale. Dalot. Hüsam. Tekrar Dalot. Hoca bitir artık. Devitte. de. Bitti. Vallahi neredeyse 3 puanı kaptırıyorduk beyler. Sonuçta istediğimizi aldık. Güzel. Evet. 49 puan. 11 puan oldu. Çok güzel. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Evet geldik. Dananın kuyruğunun koptuğu yere. Temizle abi şurayı. Şurada bir, bir sene diyelim de. Şşş Lewandowski çakayım mı? Beyler Messi'ye ne diyorsunuz siz şimdi? Ya i̇stiyorsanız Messi'yi çakacağım oraya bir tane. Aslında var ya. Pelegri'yi satacaksak Lewandowski olur ya. Abi o maaş neymiş öyle ya. Abi baksana 32 yaşında ama fiziği hala at gibi. Hala at gibi. Suarez bile 33 yaşında fena değildir ya. Fena değil geç. Hayvan gibi. İşte artı 30 alacak olsan aslında şurada efsane oyuncular var. Baksana. Ramos 34 yaşında ama bunların hiçbirisinin maaşını ödeyemeyiz biz. 18'ler, 20'ler havada uçuyor anasını satayım. Mesut bile 20 milyon euro alıyor ya. Neymiş öyle birader? Aa, Draxler almamaya karar verdik. Pasal içe ihtiyacımız yok. Manzukiç falan filan. Bunlar hep 31-32. Bir Barbosa var. Barbosa'yı da çok almaya yani ben bilmiyorum. Şu Pedrinho son bir gelişimiyle beni çok tatmin etti ya. Birkaç gün önce son bir patlama yaptı. Öyle olunca Herhalde ilk defa bu seneyi boş geçeceğiz. Evet şu patlama bende çok büyük bir etki yarat. Bir de driplinginin 16 olması çok önemli. Yani rakip defansta kilit açması bitiriciliğinin yüksek olmasından daha önemli. Yıldız bir oyuncu sayılır. Taraftar da çok seviyormuş Pedrinho'yu. O zaman Messi diyorum ya. Messi'yi alalım, bırakalım. Evet, tatile girdik. Sakatımız yok. Olanlarda ee, olanlar da düzeldi. Aman diyeyim. Sakatlıktan dolayı biraz hafif bir düşüş olabilir. Toparlar, sıkıntı olmaz. Şimdi kondisyonlar ne durumda? Tamam, Felipe de 90 yaptı. Üsem 94, geri kalanlar %100. Sıkıntı yok. Herkes nereye gidiyorsa gitsin. Artık bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde patlama sezonumuz olduğu için çok fazla açıkçası kadro değişikliğine sıcak bakmıyorum. Pelegri haftanın takımına seçilmiş güzel. Pelegri de durmuyor birader ya. Nasıl bir gelişmedir bu? Hala Barbosa meselesini böyle biraz kafamda tartıyorum. Acaba nasıl olabilir diye. Bir orta sağ. Bir tane sağ bek. Bunlar zaten kesin. 11. 12. adam zaten. Ray'in 13-14'te onlar. Ya bir sağ bulacağız ya bir orta sağ. Olcay olabilir mi diye düşünüyorum. Olcay'ın şu an ne fiziksel olarak ne de teknik olarak tam hazır olmadığı ortada. Bir de zaten çok fazla defansif özelliği elbette ki top kapması olacak ama markacı çok olmayacak gibi. bize geçen senelerdeki gibi Barbosa 4 yıldız net 5 yıldız demiyor yani. Potansiyeli olsa yine belki tercihimi Barbosa yanından kurtarabilirim. Çünkü birinin 15 birinin 16 bir kıyaslamak lazım. Yalnız Cafer'e 80 diyor beyler. Bence biz Recep'i satalım direkt Cafer'e parayı yapıştıralım. Bak bitiricilikte eyvallah coşuyor ama dribbling ilk kontrolde Pedrinho. Bundan çok 16 olacağını zannetmem. Geri kalan her şeyde Pedrinho üstün bir kere. Teknik filan da önemli. Yani dribbling tabii ki önemli ama teknik dribbling daha bir iyi. Çalışkanlık, cesaret, agresiflik yani. Çalışkanlık önemli. Şunlar çok o kadar önemli değil. Burada karar alması yüksek. Kararlılık çok önemli. Özellikle Barbosa takım geriye düştüğünde hiç piyasaya çıkacak bir oyuncu gibi değil. Mesela geçen maçta Trabzon maçında Pedrinho hemen çıktı golünü attı. Konsantrasyon. Liderlik ön sezi bir tık yüksek. Liderlik çok önemli değil. Özel yetenek Pedrinho'da. Soğukkanlılık bir tık yüksek. Burada da takım oyunu vizyon var. Fizik konusunda evet. Denge güç Barbosa'da. Tabi bir de arada şöyle bir maaş farkı da var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Devam. Evet. Pelegri ilgiler artıyor. Ara transferde gitmeyecektir tabii ki de. Ama sezon sonu tutabilir miyiz onu çok bilmiyorum. Yaz transfer döneminde çok ciddi paralar teklif edilecektir gibi geliyor. Ama biz de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir sürpriz yapabiliriz. Çocuklardan bir final artık bu sezon bekliyorum ya. Bu sezon final bekliyorum. Olcay artık yerli oyuncu statüsünde. Devam. Bu kiralık olarak gitti. Normalde şu an sakatlık makatlık olmaması lazım. Herkes dinleniyor. Devam. Evet. Recep ben satacağım galiba ya. Beyler. Bilmiyorum şimdi şampiyonlar ligi olunca çok fazla daha e, ligde forma giyecek. Belki sezon sonunu beklemek lazım da. Cafer'in potansiyeli de çok iyi. Şu an 10 milyon euro'yu ya satmaya yanaşmışken hazır bayan kapmak lazım gibi hissediyorum. Aslında ile ikisini birlikte alabilsek çok güzel olacak. Evet. Önemli maçları sevmiyor bu büyük bir eksi. İki buçuk yıldız diyor 3 olabilir diyor bakacağız biraz daha gelişirse güzel olur. Belki Şampiyonlar Ligi'nde Dalot oynasam daha iyi olabilir. Bilmiyoruz. Satılık listesine mi koydular? Evet. Hiç ortası hiç yok ya. 29 yaşında. Şuraya 1 Ocak'ta geri döneriz. Hemen bir satılık listesine bakalım. Oo Arthur. Bu da çok iyi. Ama bir Hüsam değil. Şöyle bir bakıyorum. Acaba bizim ilgimizi çekebilecek bir şey var mı? çıkartalım. Geç. Şunu artık 6 ay diyelim. Messi. Aha. Niye imza atamıyoruz? Allah Allah. Messi imza atamıyoruz birader. Bir hocam bekleyeceğiz acaba. Ay maşallah Mesut ya. Allah razı olsun 17'ye indin. Fena bir oyuncu değilsin de. Bir ne değil ya. Zaten 27 yaşına da gelmiş. 2 sene sonra bir daha satacağız. Aha. Aa. Son bir ay kalana kadar alamıyorum ya. Dur. Şunu hemen reha yapacağım. Tavares. Geç abi Tavares. Biz alacağımızı aldık. Of çok güzel olacak var ya. Şimdi ben bir de Recep'i satarım. 6 ay bir şekilde hallederiz ya sağ tarafı. Hemen şuraya bir gözlemci gönder. Fatih Hoca'yı bir göndereyim de. Rehan'ın aklını çelse çelse Fatih Hoca çeler. Devam. Reha işi çok iyi oldu ya. Ben de kara kara düşünüyordum. Acaba Reha ile Cafer'i ikisini birlikte ne salırım diye. Acaba Recep'i mi satsam Atalay'ı mı satsam? Bence Atalay'ı satsam daha iyi olur gibi geliyor. Atalay'ın yerini illaki doldururuz. Ryan de ofansif orta saha oynayabilir. Kanatta biraz daha eksiğimiz var. O zaman ben Atalay'ı satayım. Çünkü Atalay'sız da her şekilde gidiyoruz. Bu sezon Hakan da var. Vallahi Fatih Hoca hiç şey yapmıyor. Çıtayı düşürmüyor. Bir de Andre Silva'yı filan alalım diyor yani. Sebastian Villa'yı öneriyormuş. Güzel çocuk. Yalnız bu Yunanlardan da güzel stoper çıkıyor beyler. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Oğlum biz Milan'ı küçümsedik de Milan'da baya bir şeyler varmış ya. O U21 Dünya Yılın Futbolcusu. Aslanım yani biz bunu zor tutarız ben size söyleyeyim. Pelegri yeni sözleşme. Avrupa'nın altın çocuğu da oldu görüyor musun? Lig 1 yılın keşfi ödülü. Evet. En son bir antrenmanlara bakayım. tane fiziksel diyor. Fizikseli kaldır abi. Dengeli yap. O 3 hafta fiziksel. Allah Allah. Hayırdır? Şuraya bir hazırlık maçlarını bir kaldırayım ben de. Asistan yine mahvetmiş orayı. Şimdi bir bakalım. Heh. Hepsi dengeli de olmasın da. Şöyle fizikselden sonra bir taktiksel yapalım. Dengeli hücum olsun. Şimdi Messi'ye teklif veremiyor muyum ben? Anlamadım. Allah Allah. Altay demediniz mi lan? Kapıdan içeri bile almadılar ya. Yeni transferimiz bir gelsin bir görelim. Bakalım nasıl olacak. Kim abi bu? Sabek. Çıkar. Memoyu teklif yapmışlar da. Memoyu kiralamayacağım ya. Aslında kaleci oynasa çok güzel olur. Ama oynatırlar mı? O konuda emin değilim. Bunların kalecileri nasıl ki? Bunların kalecileri iyi. Oynatmazlar bunu ya. Yani. İkisi de Mehmetten iyi. Evet, Ruben gitti. Güle güle Ruben. Bu sezon çok fazla bir şey vermedin açıkçası. Zaten sürekli sakatlandın da. Şöyle Huan'ı alalım şuraya. Evet iki buçuk yıldız maksimum üç yıldız olur diyor. Aslında var ya çocuk iyi ya. Çocuk hakikaten iyi. Zihinseli minzeli. Zihinseli falan hiç fena değil. Evet burada bırakacağız. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde Dalot'u oynatırım ben. Markajı zayıf ama kurtarır herhalde. tamam. Dalot'la bir kıyaslayalım bakalım Rocha'yı. Evet, sinise olarak bayağı önde. Ama şurada iki tane Brezilyalı olması da belki fayda sağlayabilir. Belli olmaz. Christian yine durmuyor. Sonda durmuş. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.